Arkadaşlar herkese selamun aleyküm sesli bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım ben yayıncınız İsa bu videomuz arkadaşlar Rise Online'da yeni sunucular geldikten sonra oyuna yeni başlayan çok fazla oyuncu oldu ve oyun içerisinde ya da e, videolarda veya genel olarak discord sağda solda çok soran var toplamada para kasılır mı? Toplamada para var mı? Ya da toplama yaparak çarımı giydirebilir miyim? Veya premium paramı çıkartabilir miyim? Bunu çok fazla soran arkadaş var. Daha önce eski Arvart'ta çektiğimiz videolar vardı ama tabii ki de Arvart piyasasıyla burası bir değil. Yeni sunucularda piyasa çok alevli gerçekten. Bu videoda arkadaşlar soran arkadaşlar için en azından toplama yaparak sadece sağda solda gezip bir şeyler toplayıp da ben Çara bir şey koyabilir miyim Den arkadaşlar için şimdi bu videoda bir sohbet tarzında böyle anlatacağım uygulamalı göstereceğim fiyatlara bakacağız kasar mısınız kasamaz mısınız bunlardan bahsedeceğim 2 yıllık tecrübeme dayanarak hemen ilk olarak size şuradan sıcağı sıcağına bir gb fiyatını göstereyim gb nedir hemen ona göre sizde kararınızı verin premiumunuzu çıkartır mısınız İtem alabilir misiniz kendiniz karar verin class game sponsorum arkadaşlar üye değilseniz referans linkim açıklamada özellikle referans linkimle üye olup kullanıp bana destek olabilirsiniz. Rise Online World Gold diyorum arkadaşlar. Bu arada tarih 30 Mart 2024 31'e dönecek gece. Siz bu videoyu muhtemelen Nisan'ın bir 3'ü 5'i gibi izlersiniz arkadaşlar ama. Hani gelelim şimdi para kazanacağınız kısma. Parayı soran arkadaşlar için söylüyorum. Şu an Class Game'de 1 GB'nin alışı bizim oynadığımız Mantis sunucusunda arkadaşlar 825 lira. Aynı şekilde eğer Galia'da oynayacaksanız Galia'da toplam yapacaksanız. 1030 liradan da burada GB alış var. Yani arada 200 liralık bir fark var. Bu da Galia'nın biraz daha hype'lı olmasından kaynaklanıyor. Ee, sizin 1 GB topladığınızda oyundan 825 lira para yapıyor arkadaşlar. 1 GB sizin e, şu an yani herhangi bir X Premium'un çok rahat karşılıyor ve üstüne de kalıyor. Öyle söyleyebilirim. Gelelim şimdi diğer kısma. Hatta şöyle oyuna girmeden keş fiyatını da göstereyim. Premium alacaksınız ve Premium ile oynayacaksanız cash ne kadar onu da görmüş olursunuz. 5000 cash'ten örnek vereceğim arkadaşlar. 725 lira. 5000 cash'i alırsanız 725 liraya. İstediğiniz herhangi bir premium alabiliyorsunuz. Yani komple premiumu da alabilirsiniz. İsterseniz X alırsınız, sadece isterseniz farm alırsınız. E toplama yapacaksanız X premium en hızlısıdır, onu söyleyeyim. Yani Elite premium da alabilirsiniz tabii ki de 110, 120, 130 lira denk geliyor içinden çünkü cash de geliyor onu aldığınızda. E, dolayısıyla herhangi bir premium alacaksanız bile ben e, net olsun diye 5000 cash bonusla 5200 cash 725 lira fiyatı var. 1 GB kastığınız vakit bugünkü tarih itibariyle 825 lira 830 lira. Buradan GB'nin fiyatını bu şekilde göstermiş oldum ve kaba taslak masrafınız ne olur? Kazancınız ne olur? Bunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi toplama için arkadaşlar öncelikli olarak Saplı Merchant dediğimiz oyunda Dorion'da, Lunaskar'da veyahut da herhangi bir haritada bulacağınız NPC'dir. E, bankanın potcunun çaprazında karşısında kenarında bir yerde görürsünüz. Saplı Merchant diye yazar arkadaşlar. Oradan sizin Tools kısmına şu inventörünüzü açtığınızda ekipman e, işte kozmetik ve Tools diye yazar. Burada Tools kısmına geldiğinizde şurada bakın 7 tane toplama aleti var. Ne derseniz deyin bunlara. Kazma, kürek, odun, çöp, sap ne diyorsanız deyin. Bunların 7'sinden 7 çeşidinden birer tane alacaksınız. Bir level toplamaya başladığınızda bir level derken toplama level arkadaşlar. L'ye bastığınızda klavyeden bu karşınıza gelir life skill'ler. Burada bakın wood mining, quarrying sıralı. Bunlar sizin toplama yapacağınız türler. Bu toplayıcılık sizde hepsi bir level olur. Hiç dokunmadıysanız 1 levelden 10 level olana kadar sizin kullanacağınız bütün toplama aletleri common olması gerekiyor. Yani siz common değil rare alırsanız, epic alırsanız, unique alırsanız takamazsınız. Zaten üstüne geldiğinizde leveli yazar. Hem karakter leveli ister hem de toplama leveli ister. Yani sizin örnek ben rare skill kullanıyorum. Şu an bunu takabilmek için karakter levelinizin 60 olması toplama levelinizin de bu e, harvesting için geçerli bu materyal raresicle dediğimiz Harvestinginizin de 10 level ve üstü olması gerekiyor ki rare'ı takın 20 level oldunuz mu epic işte 30 olduğunuz mu unique Böyle gidiyor Mantığı anladıysanız devam edelim şimdi toplamada para var mı bakın burada geyik yatıyor burada pamuk yatıyor bunlara Çok şu an üstüne düşen yok es geçiyorlar Kupur var kupur mainlar ee, Ağaç var mesela şu ağaca ben çöküyüm Bak burada bir ağaç daha var Ben şu an 10 level olarak yani en düşüğün bir üstünde. Common değil de rare ile bir tık hızlı topluyorum. Hatta bir saniye premium'umu da şöyle ex premium'a çevireyim. Hızlı toplasın ve biraz daha e, yüzdesel olarak eksini fazla alalım. Şimdi konuşurken 23, 22, 43 de başladık. Küsuratını geçiyorum. Hepi topu sürsün. Burası bizim için 30-40 saniye bir dakika sürecek. Topluyoruz. Fiyatlara bakalım arkadaşlar. Neymiş? Toplamadan para kasılır mıymış? diyen arkadaşlar için ya da ne kadar kasılmış diyen arkadaşlar için göstereceğim. Şimdi arkadaşlar toplama materyalleri çeşitli. Ben ee, burada size fiyatları şu an genel manada yüksek olanları göstereceğim. Ama hepsinde para var onu da söyleyeyim. Mesela şu an piyasada deli gibi satılan günümüzde şu anki tarihte 30 Mart 2024 oldu ve halen açıldığı günden bu yana taş pahalıydı ama şu an zirveyi gördüğü durumdan neredeyse. raw Stone diye yazıyorum bakın arkadaşlar. Bu taş. Allah'ın taşı bunu aynı ağacı kestiğimiz gibi ya da yerden pamuğu ya da geyik yüzdüğümüz gibi bunu topluyorsunuz arkadaşlar. Kırıyorsunuz. Balyozu var. Şu balyozu takıyorsunuz. Bununla zıbağımızı zıbam vura vura kırıyorsunuz abi. Taş işçiliği yapıyorsunuz. Fiyata gelirsek arkadaşlar bakın. En düşük koyan 51K'dan koymuş. Ondan sonra 53, 53, 54, 55 gidiyor. Yüksek rakamlarda yani satan sayı olarak söylüyorum. 910 tane satan adam 55K'dan koymuş mesela. 55K'ya 910 tane koyan adam varken 128 tane taşı 50K'ya koyan, 51K'ya koyan adam kendi ayağına sıkıyor. Onu da söyleyeyim. Bu çünkü toplama yapanların özellikle bu işi sadece para odaklı düşünenlerin en büyük hatası. Bu arada topladık bakın 9 tane Oakwood geldi. Hemen şuradan şunu da alayım. Bunu da alırken biz yine çene yapalım. Göstereceğim fiyatları Oakwood'da ne kadar ediyor. Burada kase yapmayın çok fiyatlar arkadaşlar. Ne kadar kırarsanız fiyatı o kadar zarar edersiniz. Şimdi kase atmayın dedik. Gelelim bizim topladığımız oduna. Allah'ın odununa Oakwood. Bu biraz ucuz ama bunun bir üstü daha da. Pahalı. Yani pahalı derken güzel parası var. Oakwood'un en düşüğü arkadaşlar. Bak şu an 16 tane kastım. Konuşurken çene çalarken 16 tane topladım. En düşük koyan 8k sonra 8.5k 9k gidiyor. Hadi biz bunu 8k'dan. Abi 16 tane aldığımız zaman 80-130k falan para yapıyor. Yaprak tabi bazen 16 tane değil de 5 yaprak gelir 12 gelir. Bazen yaprak bazen odun geliyor. Ama... Baktığımız zaman yuvarlak hesap 150k bu kadar bak konuşurken Topladığımız odundan 150k para kazandık Bu bu haliyle Yani burada en düşüğü bu bu arada O aktan sonra Pinewood gelir Pinewood'un fiyatına bakalım bunu 10 level olmadan toplayamıyorsunuz Toplamanızın 10 level olması gerekiyor Bunun tanesi de 14k mesela Aynı sayıda şu an e, Pinewood toplamış olsaydım bu Burada yok bu arada 10 levellik ağaç Krallıklarda var yani Lunaskar'da Veya Protean Kingdom'da var e, Dorion'da yok yüksek leveller e, Bunu ben toplamış olsaydım şu an ne olacaktı 16 tanesi? 140 e, 200 küsur K para yapmış olacaktı. Yani 220 230 K para yapmış olacaktı. E, GB'nin fiyatının Game tarafından şu an 825'ten alındığını düşünürseniz e, ve gelen paranın nasıl geldiğini de görüyorsanız bu işlerde para bu şekilde arkadaşlar. Toplamada para var mı? Var. Mesela şu an Kuprat'tan, Kupra'yı geçeyim bakalım şurada bir taş var mı? E, diğer metallerin fiyatlarını da göstereceğim. Metallerde yani şu an birçoğu çoğu para ki orada ağaç bana el sallıyor, kupurlar el sallıyor. Bu arada materyaller bazen hiç bulunmayabiliyor. Günün bazı saatlerinde e, fütursuzca ne var ne yok hepsini süpürüyorlar. Bazı saatlerde daha e, görece olarak bulunabiliyor. Her kampta toplanmaz onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani Dorion şu an mesela 1, 2, 3, 4, 5'e kadar toplarsınız. 7, 8, 9, 10 oralarda yok. Gathering sistem disabled yazar yani. Oralarda niye toplayamıyorum diye panik yapmayın. Ağacı kestiniz. Yeni başlayanlar için dipnot bunu vereyim. Ağacı topladınız. Ağaçtan sonra hemen şu kupurma geçerseniz kupurma alamazsınız. Bir dakika beklemeniz gerekir. Yani iki farklı toplama türünde birer dakika beklemeniz gerekiyor. Değişiklik yapacak olursanız. Aynı türleri toplarsanız sorun yok. Yani sadece atıyorum. Şöyle şunu kapatayım. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Mesela Harvesting'den Harvesting'in alanı çok geniş. Pamuğu toplarsınız, domatesi, mısırı, asparagusu, mantarı, e, biberi, üzümü birçok toplayabileceğiniz Harvesting'de ürün var. Harvesting topluyorsanız o ürünlerin hepsini alabilirsiniz. Dakika beklemezsiniz. Ama işte Harvesting ürününden arkeolojiye geçip de e, kürekle kazı yapacaksanız bir dakika beklemeniz gerekiyor. Ya da arkeolojiden kuyaringe, taşa geçecekseniz veya mining'e geçecekseniz bir dakika beklemeniz gerekiyor gibi. Hepsinde böyle süre var. Fiyat olarak şimdi kabataslak en mesela patates potato diyelim. Şöyle göstereyim patates. Patatesin fiyatı ne kadarmış bakalım. Tanesi 15k arkadaşlar. En düşük koyan 16-17k diye gidiyor. Yine aynı şekilde muşrom diyelim mantar. Mantarlar 10 level için ama mantarların tanesi 4.5k. Bunlar bu arada ucuz koyan bakın iki tane. Gerisi 7k'ya çıkıyor direkt. Hani 7k para mı lan diye düşünenler olabilir. Burada olay şu arkadaşlar. Toplama yaptıkça asparagusa bakayım bu arada. Toplama yaptıkça siz hani level almaya başladıkça toplamada bir üst toplama aletini taktığınızda bir üstüne geçtiğinizde bir üstüne geçtiğinizde derken atıyorum saatte yeri gelecek 300 tane 500 tane patates toplayacaksınız yeri gelecek 500 tane ağaç toplayacaksınız yani şöyle hesap yapın o akvut 500 tane toplasan <laughs> ne kadar yaptığını 3.5 milyon para yapıyor böyle hesap edebilirsiniz ama tabii ki de en önemli ince detay nedir burada arkadaşlar bir kez daha söylüyorum toplama yaparken Açı olmayın abi. Oyunun açı olmayın. Bakın toplamayı yaparken neden oyunun açı olmayın diyorum. Arvart'ta da biz bunu çok tecrübe ettik. Burada da tecrübe ediyoruz. Oyunu oynayıp da karakterine item dizmeye çalışan adam da topluyor. Premium paramı çıkartayım kalanını karaktere yatırım diyen adam da topluyor. Hiç işi gücü olmayıp oyunla bir gram alakası olmadan 7-24 toplama yaparak bütün parayı cebine indiren oyuncular da oluyor. Bazı oyuncular bu durumda kendi ayağına sıkıyor dediğim az önceki olaya getiriyor işi. Bin tane topluyor. Normalde piyasası 80k olan taş atıyorum. 50k'ya veriyorlar. Ne oldu? Yani 30k taş başı zarar etti. 10 tane taşta 300k. 100 tane olsa 3 milyon. 3 milyon dediğim şu an 8-16-24 lira para yapıyor baktığın zaman. Veyahut da oyun içinde item alacaksın. O 3 milyon sana lazım olacak. Hani bunları düşünerekten. Elbette kaseleşebilirsiniz. Sonuçta aynı fiyata koyacaksınız. Veya e, tekel bir fiyatı yok. Ama hani tutup da 60k olan bir ürünü de en alt fiyatı ya da 55k olan bir ürünü de gidip 50k'ya koymak akıl kârı değil. Yani bir 3-5 gold aşağı koysan gene gelip senden alacak zaten alacak adam. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Para kazanma olayı böyle arkadaşlar toplamada. Bakın ben şu an videoyu çekerken toplama yapmadığım halde, lay lay lom çene çalarak yaptığım halde 31 tane ağaç olmuş. 31 tane tabi bunun koordinatları, gidiş geliş hani yerleri bunlar oynadıkça e kendiniz çözeceksiniz. Yani toplayacağınız metale göre. Bak mesela orada ağaç var. Biri topluyor. KS atanlarda oluyor. Taşa e, tabiri hani e, bildiğin danaya ortak girer gibi arkadaşlar. Taş gördüler mi? 3-5 kişi birden taşa çöküyor. Bir tane bile alsa kar sayıyor. Çünkü taş pahalı ve klan binası basmak için o taştan deli gibi lazım. Bir tek taş değil. Ağaçtan da lazım. Birçok materyalden lazım. Bu materyaller ne işe yarıyor da böyle millet alıyor diye sorarsanız. Bak taş bulmuş. Kırıyor şu an mesela. Buyurun. 62 level press. Bu arkadaş sadece toplama yapıyordur muhtemelen. Çünkü leveli düşük. 10 saniyem var. Ben de şimdi saniyemde olsun taşa vuracağım. Bu ikinciyi alır. Biz şuradan başlarız. Muhtemelen iki tane alabiliriz. Başka biri KS'ye gelmezse. Sürem doldu. Vurduk. Evet bak bunu da göstermiş oldum. Bakın ağaç topluyordum. Geldim. Bana bekle. toplayamazsın arkadaş dedi. Şimdi buradan iki tane taş alırız muhtemelen. Başka biri vurmazsa. iki tane taştan alacağımız para 100k arkadaşlar. 3, e, 31 tane de buradan var. 210-350k falan para kastım. Bir şey yapmıyorum. Toplamanın olayı bu arkadaşlar. Toplamadan para kazanabilir misiniz? Kazanırsınız. Dibine kadar. Toplamadan çarınıza item alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Dibine kadar. Ama şöyle birinci detay vereyim. Senin günlük 2 saat oyun oynama vaktin vardır. Zamanın vardır. O 2 saatin içerisinde zindanını yaparsın. İşte akşam giriyorsan Crystal Force veya Inferno'na girersin. Sonrasında senin vaktin kalmaz. Toplama yapamazsın. O zaman tabii ki de kasamazsın para. Ama eğer günde 3-5 saat oyuna ayırabilecek zamanın varsa, iş yerinde bilgisayarda oturma imkanın varsa ya da bir gözünle bilgisayara bakıp bir taraftan da işi takip edebiliyorsan çok rahat toplamadan para kaldırırsınız. Bakın taş bir daha bulduk. Hemen geldik, çöktük. Bu taşları bile takip etseniz en pahalısı şu an olduğu için söylüyorum. Taştan bile köşeye dönersiniz arkadaşlar. Bunları dakika tuta tuta, kampata ata toplayanlar var. Taş şu an neden bu kadar pahalı derseniz bu yarın 3 ay sonra düşebilir. Şu an pahalı olması gayet normal. Klan binası basıyor. Herkes klan binası basmak klan zindanına girmek için gerekli. Klan zindanından çok deli dehşet droplar alabiliyorlar. O yüzden klan zindanına girmek için klan binası basıyorlar ve haliyle taş lazım. Azuz taş değil. Binlerce taş lazım ve taşın ham hali değil. işlenmiş hali lazım. Dolayısıyla taş bu yüzden pahalı. Ben şu an 5 yapacağım. Muhtemelen bir tane daha alacağız. 5 tane taştan 200K'yı da 250K pardon. Cebe indirdik arkadaşlar. Daha şurada da taş yakalayabilirsek oraya da gideceğim bakacağım hatta yanımızda çıkmış gitmeye gerek yok. Bunun son parça bana gelmez herhalde de bırakasın gelmedi ama evet bana gelmedi. Bakın şimdi buradan da bir iki parça alırız bu daha dakikası da olmadığı için kıramıyor muhtemelen. Buradan da alacağız. 7 tane taş 350k. Taşın olayı bu arkadaşlar toplamanın olayı. Bakın bahsettiğim olayı da canlı canlı gördünüz. <laughs> Şu an 4 kişi var burada. E, süresi dolan vurmaya başlayacak. Buradan ben alırsam 2 tane şanslıysam. Birinciyi aldım. 2 taneyi de alırım. Şu alamadı. Dakikası var muhtemelen. Ki 3 kişi vurdu, 4 kişi vuruyor şu an. Bu da vurursa 5 olacak. Bakalım ikinciyi de alacağım mı ben? 6 7 olacak. Bak bu da geldi ama yetişemedi. Ver bir tane daha. Tamam aldım. Sonuncuyu ben alamam. Artık gidebilirim. Toplamanın durumu tam olarak da bu işte arkadaşlar. Her şey para ediyor. Ne toplayacağınız size kalmış. Zamanınızı hangisine ayıracağınız size kalmış. Bakın bu gezenlerin alayı toplama için geziyor. Onu söyleyeyim. Yani Dorion 1, 3, 2, 5 fark etmiyor. Yine aynı şekilde Lunascar Protean fark etmiyor. Her yerde Böyle deli dana gibi gezen gerek ezik gerek itemli harfli sağlam çarları da görebilirsiniz. Bunların hepsi toplama yapan çarlar arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha taş ama kurutmuşlar. Şurada da çıkıyor. Varsa şuna da bakayım. Toplama yapacaksanız durum kısaca böyle arkadaşlar. Vaktiniz varsa yapın. Vaktiniz yoksa toplama vakit ister. Onu söyleyeyim. Hani bir farm işi değil. Yani afk bırakayım da çar kendi kendine işte mob kessin keri toplasın, köpek toplasın. Öyle bir sistem değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Mecburen çarla ilgilenmeniz gerekiyor. Ama tabii ki de yine bir yerde AFK farm gibi düşünebilirsiniz. Az önce bahsettiğim olay bilgisayar başındaysanız iş yerinde bile şöyle yaparsınız. F'ye basarsınız işinize devam edersiniz. İkinci bilgisayarınızdan oynuyorsunuzdur veya bilgisayarda işinizi hallederken bakmışsınız toplama bitti. Devam yürütürsünüz F'ye basarsınız. Toplamanın olayı bu arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Toplamayla alakalı farm içerikleri atacağım. E, denemeler yapacağım. Onun da e videosunu gördüğünüzde yine bütün videolar için geçerli bu arada. Like'ı yorumu eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.